Mesnevi Zeylül Hubab 34 Ey yühen nefs sen her bir eserde müessirin azametini görmek istiyorsun fakat harici olan manaları zihni manalarda arıyorsun. Ey nefsim Allah'ın her bir eserinde Allah'ın azamet ve büyüklüğünü görmek istiyorsun. Halbuki hiçbir eser Allah'ın azametini tam gösteremez. Allah'ın kudreti sonsuzdur ancak bir elin parmakları sonludur. Kudret orada sonsuz tecelli etmemiştir. El ve parmaklar sonsuz kudreti göstermez. Hariçteki manalar ile bizim zihnimizdeki manalar örtüşmeyebilir. Mesela hariçte Allah'ın şeriki yoktur ama insan zihninde şerik olabiliyor. Allah'ın yarattığı hiçbir varlıkta harici mana olarak bir çelişki, bir tenakuz söz konusu değildir. Ancak zihnimizde bir çelişki olabilir. Nice insanlar dalalete, inkara gidiyorlar. Bu bunu olaylara da tatbik edebiliriz. Allah'ın her isminde diğer bütün isimlerin aynı şekilde varlığını arıyorsun. Gerçi hayat varlıklarda ekser esma tecelli eder. Ancak derece derecededir. Hikmete bağlı olarak ihtiyaç nispetinde tecelli eder. İnsanda binlerce latife vardır. Her birinin zevki ve lezzeti ayrı ayrıdır. Güzel bir manzaradan gözün alacağı zevki kulağın almasını da beklemek doğru değildir. Keza insanlarda binlerce latife vardır yaptığımız her bir iş bizdeki bir hissin devreye girmesiyle taşk eder. Mesela birisine iyilik yaparken şefkat hissimiz devreye girmiş demektir. Aynı adam ağlarken de başka bir duygunun etkisiyle ağlar. Aynı histen, duygudan her fiil ve davranışı beklemek doğru değildir. Aksi takdirde evhamlara maruz kalırız. Ey yühen nefsen her bir eserde müessirin azametini görmek istiyorsun fakat harici olan manaları zihni manalarda arıyorsun. Esma-i Hüsna'nın her birisinde bütün esmanın şu unatını, şu atını görmek istiyorsun. Her bir latifenin zevkiyle bütün <laughs> letaifin zevklerini zevk etmek istiyorsun. Her bir hisse tabi olan işleri ve hacetleri ifa ederken bütün hislerinin işlerini beraber görmek istiyorsun. Bundan dolayı evhama maruz kalıyorsun. Güneşin bütün büyüklüğünü, hararetini hatta gezegenlere merkez olmasını onun büyük bir aynadaki cüz'i tecellisine tezellisinde aramaya benzetiyor. Halbuki şemsin vahdeti tecelliyatının da vahdetini istilzam etmez buyurarak her aynaya kendi kabiliyetine göre güneşten bir feyiz geldiğini nazara veriyor. Aynadaki ışık güneşin ışığından haber verir ancak o küçük ve sönük ışığı ölçü almakla güneş hakkında gerçek bir marifete erişilemez. Aynaya şu aynayı şuurlu farz etsek kendisine o güneş gerçek mahiyeti hakkında bir bilgi sunduğumuzda bu harici manayı kendi zihnindeki manada yani güneş hakkındaki cüz'i bilgisinde arayacak ve bizim sözlerimizi aklına sığıştıramaz. Sığıştıramayacaktır. Evet zerre mirat olur fakat mikyas olamaz zerre. Evet zerre mirat olur fakat mikyas olamaz hakikatince o aynada güneşin ışığını gösterir ama ondaki cüz'i ışık güneşi gerçek mahiyetiyle bilmesinde ve tanımasında mikyas olamaz.